Arkadaşlar, bugünkü dersimizde parabolik grafiklerin eksenler üzerindeki hareketini işleyeceğiz. Aslında bu konu fonksiyon uygulamaları konusunun içerisinde tekrar ele alınan ve orada anlatılan bir bölümdür. Ama biz sağa sola hareket, yukarı aşağı hareketi rahatlıkla burada şimdiden öğrenebiliriz. Mesela ilk önce tanımanız gereken arkadaşlar grafikler şunlardır, hemen söyleyeyim. Y eşittir x karenin grafiğini herkesin kesinlikle biliyor olması gerekiyor. Ve y eşittir eksi x karenin grafiğinin bütün her şeyin çıkış noktası bunlardır. Arkadaşlar, y eşittir x karenin grafiği ile y eşittir eksi x karenin grafiğini hemen söyleyeyim. Bunlar kesinlikle bilinecek olan şeylerdir. Matematikte her yerde karşılaşacağınız durumlardır bunlar. Bu y eşittir x ve y ekseni olarak da bunları hemen söyleyelim. Yanlış yapmış olmayalım. Buralar x'tir, buralar y'dir. Arkadaşlar, şu mavi grafik y eşittir x karedir. Diğeri de aşağı doğru baktığı için y eşittir eksi x karedir. Parabol grafiklerinin tamamını ezberlemeden şu iki tane örneğe bakarak arkadaşlar götürebiliriz. Şimdi ben bunların ışığında bazı grafiklerin çizimlerini isteyeceğim hemen sizlerden. Yine aynısını yazıyorum. Y eşittir x kareyi vermişken, bizler y eşittir x eksi 1'in karesinin ne olduğunu ve bizler y eşittir x artı 2'nin karesinin ne olduğunu önce bir hemen görelim. Sevgili arkadaşlar, grafikleri şöyle basitçe işlem hatası yapmamak adına şöyle yorumlayabilirsiniz. Tepe noktasının koordinatlarını takip edeceğiz. Yani x eksenini 0 yapan, y eksenini 0 yapan yerleri takip ederseniz çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Onu hemen söyleyeyim. Mesela birincisinin zaten şu olduğunu söylemiştik sizlere ve 0,0 noktasından geçtiğini söyledik. İkincisinde arkadaşlar, x yerine sizler 1 koyarsanız y'si 0 olur. Demek ki 1,0'dan geçen ve yukarıya doğru bakan bir grafik olacak. Bunun grafiğini de bu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar. 1 noktasından geçiyor. Şunların uçlarını uzatabilirsiniz. Bunun da x yerine arkadaşlar eksi 2 yazdığınız zaman 0'dan geçeceği belli. O zaman biz bunu da grafiğini çizerken şu şekilde yapabiliriz. Yani buranın da eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Eksi 1 dediğim zaman x ekseninin sağ tarafına doğru bir kayış var. Artı 2 dediğim zaman x ekseninin sol tarafına doğru bir kayış var. Sizler buralarda içerisini 0 yapan değerleri takip edin. Yani şunlar sizin için ölçüdür. Nereden geçtiğini çok rahatlıkla bulursunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi aynı grafik için şunları yazmak istiyorum. Yine y eşittir x karede ama ben bu sefer x kare artı 1'in grafiğini ve sonra da x kare eksi 2'nin grafiğini çizeceğim sizlere. Yine aynı mantıktan koordinat sistemlerini şöyle bir çizelim. Sevgili arkadaşlar, y eşittir x kare yukarıya doğru bakan bir grafik idi. X kare artı 1 dediniz. Şimdi şöyle tavsiye etmiştim. X'e 0 koyduğunuz zaman arkadaşlar y'nin 1 olduğunu görebilirsiniz. Yani bu 0,1'den geçmek zorunda olan bir grafik. O zaman x ekseninden 1 birim yukarıya taşınmış bir grafik olarak bunu görebilirsiniz. Aynı mantıkla arkadaşlar, x'e 0 yazdığınız zaman sizler y'nin eksi 2 olduğunu gördünüz. 0, eksi 2 noktası şu aşağıda bir nokta olduğuna göre grafiğiniz demek ki 2 birim olarak y ekseninin üzerinde 2 birim olarak aşağıya inmiş demektir. O zaman ne olmuş oluyor? Şöyle bir kez daha bunu vurgularsak arkadaşlar, x kare grafiği belli. Artılı değerler grafiğin yukarıya doğru çıkışını, eksili değerler ise grafiğin aşağıya doğru inişini gösteriyor imiş. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yine ben bir şeyler yazacağım sizlere. Bu sefer de arkadaşlar, y eşittir
eksi x kare grafiğine göre ben y eşittir eksi x eksi 1'in karesini ve y eşittir bu sefer de eksi x artı 2'nin karesini yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar yine söylüyorum, hata yapma şansım sıfır. Neden sıfır? Çünkü ben içerisini sıfır yapan yerler ve dışarısını sıfır, y'yi ve x'i sıfır yapan değerleri bulursam zaten nereden geçtiğini tespit etmiş oluyorum. Sevgili arkadaşlar, ne dedik? Eksi x kare şu şekilde aşağı doğru bakan bir grafikte bu anlaşıldı. Yani bizim bütün fonksiyonlarımızın atası x kare ve eksi x karedir. Ona göre hareket edeceğiz. Ben size bu konudaki formülü ezberlemeden öğretmeyi planlıyorum. Peki şu içerisinde x yerine kaç yazarsanız sonuç sıfırlanır diye baktığınızda 1,0, yani x yerine 1 yazarsanız sonucunuz sıfırlanır. 1,0'ın geçtiği noktanın şurası olduğunu biliyorsunuz. Grafik aşağı doğru bakacağından dolayı arkadaşlar, o zaman ben zaten çizimimi bu şekilde yapmış oldum. Aynı mantıkta buna cevap veriyorum. İçerisine ne yazarsanız sonucu sıfırlarsınız. Bunlar hep test noktalarıdır, püf noktalarıdır. Hiç hatasız çözebilirsiniz. Eksi 2 yazdığınız zaman sıfırlanır. Eksi 2,0'ın şurada olduğunu biliyorsunuz. Grafikte aşağı doğru baktığı için arkadaşlar, dolayısıyla bu fonksiyonun da çizimini rahatlıkla yapmış oldunuz. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, bir başka sorulara başlayayım. Y eşittir tekrar eksi x kareyi istiyoruz. Biz şunu isteyelim şimdi. Eksi x kare artı 1 diyelim. Sonra y eşittir eksi x'in karesi eksi 2 diyelim. Neden öyle yazdıysam fark eden bir şey yok. Arkadaşlar hemen devam edeceğim. Tekrar koordinat sistemini şu şekilde bir çizelim. Ondan sonra sorumuzu görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, y eşittir eksi x kareyi zaten şu şekilde söylemiştiniz. Ben tekrar söylüyorum. Sıfır verdiğiniz zaman sıfırdan geçiyorsunuz. Peki buna sıfır verdiğiniz zaman birden geçtiğinizi göremiyor musunuz? Buna sıfır verdiğiniz zaman eksi 2'den geçtiğimizi bulamıyor musunuz? Arkadaşlar 0,1 noktası şurada bir noktadır. Buyurun 0,-2 noktası o da aşağıda şöyle bir noktadır. O zaman sizlerin grafikleri aşağıya bakacağı kesindir. Buradan geçeceksiniz. Aşağıya bakacağı kesindir. Şuradan geçeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, bunlar gerçekten rahatlıkla hata yapılmadan çizilebilecek grafiklerdir. Şimdi bu grafiklerden yararlanarak ben kesinlikle çok basit grafikleri çizebileceğim. Ama devam etmek istiyorum. Birazcık daha götüreyim sizi. Bir iki örnek daha. Ondan sonra parabol grafiklerini yazılımına geçeceğim. Çünkü burası, buradan yararlanacağım. Devam ediyorum. Şu özel grafiklerden bahsedeyim. Arkadaşlarım, y eşittir fx, o da eşittir diyelim. X eksi 1'in karesi artı 2'nin grafiği. Bakın şu grafiği çizersem ben olayı çözmüş olacağım. Bunun dışında bir tane daha örnek vereceğim size. Y eşittir fx. Bu da atalım x artı 2'nin grafiği eksi 1 diyelim. Bunları şimdilik çözelim. Ondan sonrasını diğer sorularda grafik çizimlerinde göstereceğim sizlere. Orada yapmış olacağız. Sevgili arkadaşlar, bu grafikleri çizerken neye dikkat edeceğiz? Bir görelim. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Bu bir kere artı x karenin grafiğidir. Bence birincisi y eşittir x kareyi çizmişler. Sonra gitmişler y eşittir x eksi 1'in karesini çizmişler. En son gitmişler y eşittir x eksi 1'in karesinin grafiğini 2 birim yukarıya çıkarmışlar. Bakın hepsinin grafiklerini
Teker teker çiziyorum ve en sonunda da sonuncuyu çizip size olayı göstermiş olacağım. Şuralar x'tir ve y x'tir diyelim. Sevgili arkadaşlarım, sizler y eşittir x'in grafiğini zaten biliyorsunuz. Neydi bu grafik? Şu şekilde gelip yukarıya giden bir grafik. X eksi 1'in grafiği, bunun noktası 1,0'dı hatırlayın. O zaman 1'e kadar geleceksiniz. Ondan sonra 1'den sonra siz grafiğinizi bakın 2 birim yukarıya taşıyacaksınız. Bulunduğu yerden 2 birim yukarıya taşıyorum. 1'den tam 2 birim yukarıya taşıyorum bunu. Peki şu noktanın koordinatlarını nereden bulacağım? Çok basit. X yerine 0 yazdığınız zaman y'si kaç çıkacaksa cevabınız odur. X'e 0 yazdığınız zaman y'nin 3 çıkacağını, yani 0,3'ten geçeceğini, bakın arkadaşlar, grafikleri bulmak gerçekten basittir. Sadece x'e 0, y'ye 0 nereden geçtiğini tanımlamanız yeterlidir. Buna fonksiyon uygulamalarında bir sağ yaptık diyorlar. Buna da bir sağ ve iki yukarı şeklinde yorum yapıyorlar. Aynen bunu fonksiyon uygulamalarında göreceksiniz. Yardımcı olacak. Ezberlememeniz adına sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı mantığı hemen burada gerçekleştirelim. Bu da y eşittir. Ama bunu isterseniz şöyle yapalım. Eksiliği önüne koyalım. Diğer sorusunu çözmüş olalım. Hemen başlıyorum. Bence y eşittir eksi x kare sülalesinden bir ferttir bu. Bu vatandaşı, yani iki birim sağa ya da sola bakacağız, götürmüşler. En sonunda da en son bulduğunuz bu vatandaşı fonksiyonunu bir birim yukarı ya da aşağı birazdan bakacağız. Şimdi arkadaşlarım, y eşittir x kare eksi x kareyi biliyorsunuz. Ondan sonra şu vatandaşı çizeceğim. Ondan sonra da şu vatandaşı çizeceğim. Şunu birazcık daha yan tarafa şöyle almak istiyorum. Çünkü fark ettim neresi lazım bana diye. Evet, şöyle şimdi göreceğiz. Şimdi maviye bir geçelim. Y eşittir eksi x karenin bu olduğunu biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu grafikte tepe noktası 0,0'dır. Peki buna hangi sayıyı verirsen sıfırlanır? Onu söylemiştik. Eksi 2,0 verdiğiniz zaman bu olay oluyor. Yani grafiğiniz eksi 2'ye kadar şu yan tarafa doğru döndü. Yani ne oldu biliyor musunuz? 2 birim sol yapmış oldunuz şu baştaki grafiğe göre. Geldik buraya. Ne olacak? Bu grafik arkadaşlar eksi 1 birim, bir de aşağıya ineceksiniz. Yani 1 birim de bunu aşağıya indirmeye çalıştı. O zaman grafiğinizin 1 birim aşağıya inmesi, burası zaten eksi 2 idi, şurası zaten eksi 1'di. O zaman 2 birim aşağıya yazayım oraya. 2 birim aşağı. Arkadaşlar, peki ben x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri bulacaktım. Bunun x eksenini kestiği yerler yok ama y eksenini kestiği yerleri ben bulabilirim. Onu nereden bulacağım? Şimdi onu yapıyorum. Şunu bir hemen çizeyim. Y eksenini kestiği yeri bulabilmek için sevgili arkadaşlar, sizler x yerine 0 yazarsanız bu iş oluyordu. Y eşittir 0 yazdığınız zaman yukarıdaki denklemde sanıyorum 2'nin karesi eksi 4 gelecek orası. Bir de eksi 1'den eksi 5 gelecek. Yani şuranın koordinatları arkadaşlar bu sefer de 0,-5'tir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bütün bunları kullanarak ben parabol grafiklerini yapabilmeyi öğreteceğim. Şimdi hemen sorumu çözeyim orada. Ondan sonra grafiklerin yazılımını göreceksiniz. Arkadaşlar y eşittir ax kare grafiklerini çizeceğim. Ondan sonra y eşittir a tane x eksi r'nin karesi grafiklerini çizeceğim. Sonra y eşittir a tane x eksi r'nin karesi artı k'nın grafiklerini çizeceğim. Şimdi bu ax kare aslında sevgili arkadaşlar kolları biraz kapalı, kolları biraz açık
grafikler demektir sadece. X eksenine biraz yaklaşıp X ekseninden biraz uzaklaşan grafikler demektir. Hepsi aynı sülalenin bir evladıdır. Yani hepsi yukarıya doğru bakacak. Eğer A sıfırdan büyükse onu anlatalım. Onu sadece çözelim. Şimdi bu hangi noktadan geçiyordu? 0, 0. Şurada x yerine ne yazarsam sonuç sıfırlanır dediğinizde r virgül sıfırdır. Yani r'yi de pozitif olarak alalım. Grafik o zaman şu r birim yan tarafa doğru geldi. Yani buradan r'yi büyük sıfır seçmiş olalım. Ondan sonra ne yapmışlar grafiğe? Yan tarafa gelip bir de yukarıya çıkartmışlar onu. Arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Y eşittir a tane x eksi r'nin karesi artı k. İşte size parabolün formülleri. Biz bu parabol formüllerini grafikleri hafiften işleyerek size yardımcı olmaya çalıştık. Dolayısıyla bu yaptığımız işlemler aslında kolayca parabol grafiğini ezberlemede bize yardımcı olur. Mesela bir örnek daha hemen vererek burayı kapatmak istiyorum. Sonra parabol grafiklerini yazılımına geçeceğim. Arkadaşlar y eşittir 4x eksi x kare fonksiyonunun geçtiği yerleri yani çizimini yapınız diyelim. Çizimini yapınız. Ondan sonra bir tane daha göstereceğim ve geçeceğim. Arkadaşlar çarpanlara ayıracaksınız. Çarpanlara ayırmak demek arkadaşım x parantezini aldığınız zaman şuralara hep yanlış yapıyorum. X parantezini aldığınız zaman 4 eksi x demektir. Şimdi ben x'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği yeri bulacaktım. Y'si de 0 geliyor. Yani hemen şöyle yapabilirim. Sonra x yerine 0 yazdığım zaman müthiş hatalar yapmaya başladım. Yani demek ki yorulduk. Y'ye 0 yazdığım zaman arkadaşlar 0 eşittir x tane 4 eksi x demiştik. Yani bunlardan birini 0 sonra birini 4 bulmuştuk. Ben şu yukarıdaki noktayı 0 0 olarak belirledim. Şu aşağıdaki noktalar arkadaşlar 0 verdim mi 0 oldu. Bir de 4 verdim mi 0 oldu şeklinde bulduğum için ben şimdi geçtiği noktaları hemen sizler için yapayım. 0 0'dan geçiyorsunuz ve 4 virgül 0'dan geçiyorsunuz. Yani sizin geçtiğiniz yerler bu noktalar. Peki siz nereye bakıyorsunuz? Yukarıya mı aşağıya mı? Arkadaşlar y eşittir. Eksi bir tane x kare ve artı 4x'in grafiğinde sizler eksi bir olduğunuz için eksi bir de sıfırdan küçük olduğu için grafiğin aşağıya doğru bakmak zorunluluğu var. Biz bu parabolün grafiğini bu şekilde çizmiş olduk. Sevgili arkadaşlar ben ayırt etmeniz açısından söylüyorum. Mesela y eşittir x kareyi ve y eşittir 2x kareyi ve y eşittir 5x kareyi bir de y eşittir hatta eksi x kareyi ve 5x kareyi diye yazayım. Burada hepsini yapmış olalım, uzatmayalım. Eksi x kareyi ve eksi 5x kareyi çizip bu işi burada grafik çizimlerini noktalayalım. Şimdi fonksiyonlarda grafikler hepsi aynı sülalenin grafikleridir. Mesela şu ikisi aynı sülale. Bu ikisi de aynı sülaledir. Şimdi ikisi yukarıya doğru baktığı için hangisi y eksenine yakındır onu çizmeye çalışacağım size. Bu birazcık yayvan şeklinde geniş bir şekilde dururken bu birazcık daha böyle y eksenine yakın bir grafik çizer arkadaşlar. Sebepleri çok basit. Mesela x eşittir 1 verelim. X'e 1 verdiğiniz zaman bunun cevabı 1 çıkar. Ama x eşittir 1 verdiğiniz zaman bunun cevabı 2 çıkar. X yerine arkadaşlar 2 verdiğiniz zaman bu soruda 4 bulursunuz. Ama x eşittir 2 verdiğiniz zaman arkadaşlar bu soruda 8 bulursunuz. Yani bu anlamı şu anlama geliyor. Siz bir 2'yi kullandığınızda burada 4 bulurken siz burada 2'yi kullandığınızda
çok yukarıda bir 8 bulmuş oluyorsunuz. Bu ne demektir? X ekseninde hemen onun 8'in nerede olduğunu fazla uğraşmak istemeden istemiyorum. Zaman yemek istemiyorum. Şurada göstereyim. Bakın 2,8 buradayken birazcık kapalı bir grafiğin üstündeyken diğeri biraz açık bir grafik. Aynı mantık burada da geçerlidir sevgili arkadaşlarım. Y eşittir eksi x kare aşağı doğru bakan bir sülaledir. Ama eksi 5x kare gene aşağı bakan ama y eksenine gerçekten çok fazlasıyla yaklaşan bir grafiktir. Bunlar sadece bu şekilde yapılabilir. Şimdi devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, parabol yazayım şuraya. Parabol denklemlerinin yazılımı diyeyim. Denklemleri.